Üçüncü soruya, bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ermeni bir kadın köyden birine burada bir altın beşik bulduğunu, ancak onu çıkarmak isterlerse şu yolu takip etmeleri gerektiğini söyler. Burayı eşeceksiniz. Karşınıza önce bir sal çıkacak. Onun altından kırmızı toprak vardır. Daha sonra ikinci sal çıkacak. Onun altında ise beyaz toprak vardır. Beşik üçüncü salın altındadır. Yalnız dikkat edin, buranın bir bekçisi vardır. Köylüler orayı kazmaya başlarlar. Önce birinci salı bulurlar. Bu masa büyüklüğünde bir taştır. Altındaki kırmızı toprak çıkarıldıktan sonra ikinci sal bulunur. Altındaki beyaz toprak çok serttir. Onu eşerler, karşılarına bir ejderha eşerler, karşılarına bir ejderha çıkar ve onlara saldırır. Orayı beklediği söylenen ejderha bölgeye kimseyi yaklaştırmaz. Şimdi ne yaptı? Bize bir efsaneden metin verdi. Şimdi bunun efsane olduğunu içerisindeki ilginçliklerden anlıyorum. O zaman metin türü efsanedir diyebilirim. Söyleyeni belli değildir, değil mi? Anonimdir efsaneler. Olağanüstü özellikleriyle dinleyicilerin ilgisi çekilmektedir. Evet, bir ölçüde de olsa inandırıcılık özel. Evet, efsaneleri masallardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bir ölçüde de olsa inandırıcılığın olması. Bir masalın düğün bölümünden alınmıştır dedi. Hayır, bu bir efsane olduğu için masalın düğün bölümünden alınmıştır diyemem. Cevabım Bursa.